Herkese merhaba. Ben İlk Doğu. Bugün hocalara geldik yayınlarının 5 ile AYT eş tarih denemesini inceliyoruz. Trendyol'da gezinirken gördüm ve fiyatı da 25 TL olunca açıkçası alıp denemek istedim. Yeni nesil sorulardan oluşuyor ÖSYM tarzında. Bu arada eğer ilk defa görüyorsanız hocalara geldik. YouTube kanalı olan bir hani kanal ve içerisinde soru çözümleri ve hani konu anlatımları da var. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Farklı öğretmenlerden farklı bilgiler almak bence çok faydalı oluyor. Ben tavsiye ediyorum. Konsantrasyon denemeleri olarak geçiyor. Ben eş tarihini aldım. Eş tarih öğrencisi olduğum için. Ancak bunun sayısalı da var. Oradan da bakabilirsiniz. İç tarafı bu şekilde. Ekran görüntüsü alıp isterseniz buradan inceleme yapabilirsiniz. Şöyle tutayım. Bu şekilde. Ben bir tanesini çözdüm ve hoşuma gitti. Bu yüzden dedim ki ben bunu takipçilerimle de paylaşayım. Eğer ihtiyacınız varsa uygun fiyatta olduğu için bence alıp deneyebilirsiniz. Bu şekilde farklı denemeleri var. Birazdan size şu ilk çözdüğüm denemedeki soru tarzlarını da göstereceğim. Arka kısmına geldiğimizde ise seriye ait başka kitaplar da var. Bakın burada TYT AYT konsantrasyon denemeleri var. Altında özel kitaplar var. Kurumsal denemeler var ki bu şu anda benim ilgimi çekti. Burada soru bankaları falan var. Şu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle tutayım. Buradan inceleyebilirsiniz. En arka tarafında da cevap anahtarı bulunuyor. Daha sonra kitabın en arka kapağında ise şöyle bir bilgilendirici not tarzı bir şey var. Ve tamamı video çözümünü ben biraz önce buradan zaten barkod çözümünü okutup hani Play Store'dan ya da App Store'dan diyeyim barkod uygulamasını indirip oradan okutabiliyorsunuz. Soru çözümlerini dinledim. Gayet soru çözümleri benim açımdan hani güzel bir şekilde anlatımı vardı. O benim çok dikkat ettiğim konular arasındadır. Şimdi bunu kenara kaldırıyorum. Ve şimdi bunu inceleyelim. Bu şekilde ilk denememize bakalım. Eş tarih denemesi adı altına bakıyorum. Eğer siz sayısalcısanız bu tarafı izlemek zorunda değilsiniz. Buradan da şimdiden söyleyeyim. Bu şekilde Türk Edebiyatı kısmında ben soruları gayet beğendim. Türk Edebiyatı kısmında. Şöyle bunlar benim mesela biraz unuttuğum konularda açıkçası. Eksiklerimi görme açısından birçok farklı yeni denemeyi seviyorum. Özellikle AYT kısmında ki yani çok iyi bir netim de yok açıkçası. Ama şimdilik idare eder beni. Farklı soru tarzı açısından mesela bu soru tarzını ilk defa gördüm. Biyografi türüne mesela ben anlayamamıştım. Bu yüzden boş bıraktım soruyu ama farklı bir soru tarzıydı. Bu da aynı şekilde ya Rakım Efendi ama ben hani biraz karıştırırım diye korktum. Bu da değişik bir soru tarzıydı. Daha önceki denemelerde bu tarz bir soruyla karşılaşmamıştım. O yüzden bunu görmem iyi oldu. Şimdi AYT tarih kısmına bakalım. Söz bir kısmına. Burada mesela şu şekilde gösterebilirim. Osmanlı Devleti'nden sorular var. İlk konulardan sorular var. Ben AYT sorularını da beğendim tarih kısmında. Ve hani mesela şu anda ben Osmanlı Devleti'ndeyim ama Cumhuriyet dönemi, ay Cumhuriyet dönemlerden çıktım. Atatürk dönemi yani inkılap tarihinden de birkaç soru yapabildim. Yoruma dayalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani direkt bilgi olsaydı daha kısa olurdu soru. Coğrafya kısmına geldiğimizde ise coğrafya kısmı da gerçekten güzeldi soru tarzı bakımından. Tabii benim eksiklerim olduğu için yanlış yaptım ama olsun. Bu da şimdi matematik kısmı. Yani ben matematikten hiç yapmadım maalesef. Çünkü hiç yapamadım. Beni bayağı zorladı. Ama eğer sizin AYT matematiğinizi iyiyse ve yapabiliyorsanız alabilirsiniz yani. O yüzden tavsiye ediyorum. Ya ben çözemedim ama şu an gözlerim hüzünlü. Neyse siz bana bakmayın. Bir de şunu söyleyeyim içerisinde. Sosyal bilimler 2 testi de var. Eğer sözel değilseniz hani bunu da alabilirsiniz. Sanırım hem eşitlik hem sözel var gibi içerisinde diye düşünüyorum. Bakın mesela bunlar sözel 2 kısmı. Yani sözelciyseniz diyeyim konuşamadım. Sözelciyseniz bu soru tarzlarına da bakabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde soru tarzları var. Bence gayet güzel. Bu şekilde. Hepsi tamamı video çözümlü olması beni en çok mutlu eden bir konuydu. Sorular da güzel bir şekilde açıklanmıştı. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.